Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sporcularda ani ölüm riski maalesef ciddi bir konu. Ve bu konuda yapılan çalışmalarda yaklaşık spor yapanlarda 1/100.000'de 1 oranında ölüm riski olduğu saptanmış. 18 ile 65 yaş arasında spor yaparken hayatını kaybedenlerde yapılan otopsi, ki 21.000 üzerinde kişide yapılmış bir otopsidir, bunlar incelendiği zaman %68'inin kalp hastalığına bağlı olduğu saptanmıştır. Bir başka önemli konu da şu, bu vakalarda kalp de %55 oranında duvarlarında kalınlaşma, %50 oranında da ağırlığında artış saptanmıştır. Bu da bize şunu göstermektedir. Özellikle ağır spor yapanlarda zaman içerisinde kalp kasında büyümeyle ortaya çıkan tablo bize çarpıntı, yani aritmi dediğimiz ölümcül bir takım komplikasyonlara yol açabilmektedir. Nitekim özellikle böyle bir riskle karşı karşıya kalındığı zaman kısa sürede gerçekleşen hadise bize her zaman için çarpıntı, aritmi, yani ölümcül bir ventriküler fibrilasyon sorunu olduğunu ortaya çıkartır. Bu ventriküler fibrilasyon ancak ve ancak elektroşokla düzeltilebilmektedir. O yüzden yapılan tüm çalışmalara karşı, yani kolejdeki, üniversitedeki profesyonel atlet olarak çalışanları uzun süreli takiplerine karşın maalesef bu ani ölüm riskini ortadan kaldıramadıklarından dolayı spor yaparken, müzelerde, vapurlarda, toplu ulaşımlarda, uçaklarda, yani kısacası kalabalık olan ve spor yapılan her yerde bir elektroşok, yani defibrilatör cihazının bulunması ve bu cihazı kullanabilecek kişileri mutlaka ve mutlaka düzenli olarak orada görev yapmaları gerektiği saptanmıştır. Bu çok önemlidir çünkü ilk müdahalede kişiyi hayata döndürme şansına sahip olabilirsiniz. Aksi takdirde hastayı kaybetme şansınız oldukça yüksektir. Eğer kişi özellikle ilk defa bir aritmi hatayla karşılaşıyorsa durum daha da ağır seyredebilir. Eğer saatler içerisinde bir olay söz konusuysa bu da özellikle bir kalp krizi ve sonucunda gelişen kalp yetmezliği demektir. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum, kalp krizi, enfarktüs, kas dokusunun ölümü demektir. Ve böylelikle kas dokusu o kadar hasar görür ki pompa görevini yerine getiremez ve yavaş yavaş bir kalp yetmezliği tablosu ortaya çıkar. Peki sporcular bunu önlemek için ne yapabilirler diye soracak olursanız, bizim standart olarak sporculara lisans verilirken yapılan muayene tetkiklerinin maalesef burada bir geçerliliği yoktur. Yani hastaya muayene, EKG, akciğer filmi ve bazı kan tetkikleri yapılır. Onun haricinde başka bir şey yapılmaz. Bir üst kategoride ise ekokardiyografi yapıp özellikle kalpte biraz evvel söylediğim gibi morfolojik, yapısal bir bozukluk var mı yok mu bakılmaktadır. Eğer çok ileri dönemlerde Holter dediğimiz bir ritim kayıt cihazı takılarak bir ritim problemi var mı yok mu onun üstüne gidilmesi gerekir. Fakat söylediğim gibi çok ileri EKG ölçümleri, çok ileri ekokardiyografi tetkikleri ve hatta elektrofizyolojik çalışmalar yapılmasına karşın tüm önlemlere rağmen sporculardaki ani ölüm maalesef ortadan kaldırılamamıştır. Özellikle spor yaparken çarpıntı yaşayan kişilerin mutlaka ve mutlaka önlem olarak bir kalp doktoruna gitmeleri gerekmektedir. Efendim bu kısa videoda umarım size faydalı olmuşumdur. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.